Bursa Spor TV'den herkese günaydın. Gazete turuyla karşınızdayız. Bugün 2 Ocak Pazar günü, yılbaşının ikinci günü. Hemen Olay Gazetesi ile spor turumuza başlıyoruz. Bursa Spor'la ilgili haberleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Babalar ve oğullar denmiş. Hemen gözümüze çarpan ilk haberi okuyalım. Futbolcu bir baba oğlunun maçını nasıl izler, yapılan faullerde neler hisseder? Ahmet Supi Evke, Eser Kardeşler ve Erdinç Kaya'nın hikayesi oldukça ilginç. Hemen kısa bir özet geçelim siz değerli Bursa Spor TV izleyicilerine. Türkiye'de bir gelenektir çocukların baba mesleğine devam etmesi. Bugün hemen hemen bütün branşlarda görmek mümkün bunu. Doktor babanın doktor oğlu, avukat babanın avukat oğlu gibi. Çevrenizden birçok örnek gösterebilirsiniz bunlara. Ancak işin futbol boyutuna geldiğiniz zaman örnekleri pek fazla çoğaltamıyoruz. İtalya'da baba oğul futbolcu dendiğinde parmakla gösterilen Maldini ailesidir. Baba Cesare Maldini'den bayrağı teslim alan Paolo Maldini 24 yıl Milan kulübünün formasını giydi. Oğul Maldini babasından çok daha büyük futbolcu oldu. Şimdi sıra torunda. Cristian Maldini, Milan altyapısında Hollanda'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu sarı fare Johan Cruyff'un oğlu Jordi de babasının izinden gitti. Babasının çalıştırdığı Barcelona'da Manchester United ve Alaves'de forma giydi. Türkiye'de ise durum biraz farklı. Sayabileceğimiz isimler tabii ki var ama Avrupa'daki örnekler gibi değil. Yıllarca Bursa Spor forması giymiş olan Ahmet Supi Evke, Eser Kardeşler ve Erdinç Kaya'nın hikayesi ise oldukça ilginç. Çocukları Taha Evke, Caner Kayan ve Erce Kardeşleri izlerken onlara yapılan faullerde yüreğimiz acıyor. Bu duygu futbol oynamaya hiç benzemiyor diyecek kadar duygusallar. Erdinç Kayan ve Caner Kayan ikilisinden başlayalım. Oğlumun bir numarayı tercih etmesinin ana nedeni amcası eski Bursa sporlu kaleci Muharrem'dir. Oyak Reno'da şu an futbol yaşantısını sürdürüyor. Biz kendi dönemimizde hatalar yaptık ancak ben onu yapmamasını istiyorum. Tam bir sporcu olması konusunda ikaz ediyorum. Futbolcu sadece sahada değil, dışarıda çevresindekilere de örnek olmalı. Bu gençler bunu öğrenecek ki kendisinden sonra geleceklere faydalı olsun. Giydikleri kot pantolona, gömleğe kadar dikkat etmeliler. Caner bakalım ne söylemiş. Aileden bir futbolculuk var. İlk önce forvette oynuyordum. Sonra kendimi kale direklerinin içinde buldum. Aşama aşama gelerek profesyonel oldum. Evde babamla çok tartışmalar yapıyoruz. Mesela ben 15 yıl önceki maçları izleyince keşke daha erken dünyaya gelseydim diyorum. Babam buna kızarak hadi ya siz de futbolcu musunuz diyor. Böyle tatlı sert atışmalarımız oluyor. Eser Kardeşler, Erce Kardeşler ikilisine geçelim. Bakalım beni geçecek mi? Oğlum da benim gibi kaleciliği tercih etti. Zor meslektir. Ufacık bir hatanla yerin dibine girersin dedim ama dinletemedim. İşin şakası bir yana oğlumun futbolu tercih etmesinden son derece mutluyum. Şimdi çocuklarımızı izlemekten zevk alıyoruz. Yetenekleri var ama daha çok çalışması lazım. İnşallah hak ettiği yerlere gelir. Erce Kardeşler kesinlikle şımartmıyor demiş babası için. Futbolu seçmemde tabii ki babamın etkisi çok büyük. Oyuncu olarak bu işe başladım ama sonra kaleciliği tercih ettim. Babam deneyimlerini bana sürekli aktarıyor. Neler yapmam gerektiği konusunda uyarıyor. Taha Evke ve Ahmet Supi Evke faul yapılınca içim acıyor demiş. Taha küçüklüğünden beri futbolun içinde en alt tabanından geldi bu işin. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. İnsanın oğlunu sahada seyretmesi kadar güzel bir şey yok. Çok heyecanlanıyorsunuz. Farklı bir duygu oluyor. Sertliğe maruz kaldığı zamansa içim acıyor. Bu işin de zorluğu bu. Oğluma faul yapılınca kendi oyunculuk dönemimde yaptığım fauller aklıma geliyor ve ben neler yapmışım böyle diyorum. Ahmet Supi Evke de Bursa Spor'da sert futboluyla dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi. Ahmet Supi Evke unutulmaz Bursa Spor'u futbolculardan. Taha Evke buna karşılık ne söylemiş? Babam bir savunma oyuncusuydu. Ben de öyleyim. Futbolu oturup izlemektense oynamayı tercih ederim. Hocalarımı ve ailemi dinlemeye çalışıyorum. Futbol benim için büyük bir zevk. Gideceğim yere kadar gitmek istiyorum. Babam kendi yaptığı yanlışları yapmamam konusunda uyarıyor. Çok tartışma yaşıyoruz ama hatalarım konusunda ikaz ediyor. Bir pozisyon anlatırken sen de böyle mi yapıyordun dediğimde çoğu zaman susuyor. Gerçekten güzel bir haber olmuş. Beytullah Suat'ın ellerine sağlık.
Bursa Spor hazırlık maçları saat 18'de Bursa Spor Antalya kampında Hollanda takımları Heracles Almelo, NAC Breda'nın yanı sıra Alman Nürnberg ile karşılaşacak. 10 günlük kamp sürecinde 6 Ocak'ta başlayan maçlar 10 Ocak'ta bitecek. Maçlar 18 Ocak'ta oynanacak. 12 Ocak'ta kampı tamamlayıp Bursa'ya dönerek 15 Ocak'ta İstanbul BB ile oynanacak. Kupa maçı hazırlıklarını Özya'da sürdürecek timsahlar. Bursa Spor Kongreler Kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Siyah bir fonda verilmiş bu haber. Başlık 47 yılda 47. kongre. Yazıcı yönetiminin 6 Ocak'ta olağanüstü kongre kararı alması Bursa Spor'da acı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Kuruluşundan bu yana yeşil beyazların her yılına bir kongre düşüyor. İkinci şampiyonluğu görmeden gitmem. Sercan Yıldırım'a ait bu sözler. Sercan Yıldırım zirvede 2011 yılının falına bakarken sezon sonunda yine mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti. Futbol yaşantısında Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi. Yeni yıla Galatasaray'da oynayan eski takım arkadaşı Serkan Kurtuluş'la birlikte Uludağ'da giren Yıldırım yeşil beyazlı camiaya mesaj gönderdi. Zirvede 2011'in falına bakan genç star en büyük arzusunu yeşil beyaz takımla ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayıp daha sonra futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek olduğunu, Türkiye'den başka bir takımda oynamayı ise hiç düşünmediğini söyledi. Bursa sporlu Sercan'ın başlığının altındaki yazı ise şöyle başlıyor. Geçen sezondan beri hakkında çok sayıda gerçeği yansıtmayan transfer söylentilerinin çıktığını belirten Sercan, Bursa Spor'un sözleşmeli oyuncusu ve aynı zamanda Bursa sporlu Sercan'ım, ayrılma taraftarı değilim. Bu sene tek düşündüğüm takımımın başarısı. Eğer bir gün Avrupa'ya transfer olur ve Bursa Spor'u temsil edebilirsem çok sevinirim dedi. Sercan Yıldırım Bursa Spor'un bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Takım olarak hedefimizi ilk 3 ama bu yılda şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman Trabzonspor hep favori gösterildi. Bizler yine arka plana atıldık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transferlerinden dolayı yine favori gösterildi. Yine sürpriz yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hocamız da bunu söylüyor. Denmiş Olay Gazetesi'nde. Olay Gazetesi'nden haberleri aktardık. Şimdi Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nden bakalım neler aktaracağız sizlere. Çünkü ben Bursa sporluyum. İkinci kez şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum demiş Sercan Yıldırım. Bursa Spor'un golcü futbolcusu. 2011'de şampiyonluk getirsin. Bursa sporlu yöneticiler 2011'de umutlu yeşil beyaz camianın tarihe ulaştığı en büyük başarının tekrarlanmasını isteyen yönetici, teknik adam ve idareciler şampiyonluğun bir kez daha Bursa'ya geleceğinden emin açıklamalarda bulundular. Kadir Şankaya, şampiyon takımın yeniden şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum. Bu sezon geçtiğimiz yıldan daha kolay olacak. Haluk Özkıyıcı, ikinci başkan, bekliyoruz. Yeni yıldan şampiyonluk bekliyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'ni çok sevdik. İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüye birden Bursa Spor bayrağını asmamız unutmayacağım bir olaydı. Bu yılda aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Mesut Mestan, Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu. 47 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Başarımızın değeri yıllar geçtikçe daha da iyi anlaşılacak. Ertuğrul Sağlam, taraftarımızın huzur içinde ekonomik anlamda güzel bir 2010 yılı geçirmelerini temenni ediyorum. Osman Nuri Biçer, Bursa Spor Genel Müdürü. 2011'de aynı başarıyı yakalamak istiyoruz. Genel kurulumuzun ardından seçilecek yönetim kurulumuz ve kulüp çalışanlarımızla birlikte takımımızın yeniden yakalayacağı şampiyonluğu kutlama amacındayız. Galatasaray ikna turlarında Sercan ve Volkan'dan sonuç alamayan Sarı Kırmızılar şimdi de Ozan İpek'in peşine düştü. Bursa Hakimiyet'ten de aktaracağımız haberler böyleydi. Bursa Haber Gazetesi'nde sürmanşette 3 büyüklere hayır demiş Sercan Yıldırım. Bu haberimizi Olay Gazetesi'nden aktarmıştık sizlere. Rekorlarla kapattık. İlk yarının ardından değerlendirmesi Alican Tarakçıoğlu'nun değerlendirmesi. Olaylı Beşiktaş maçının ardından Avrupa Arenası'na veda maçına çıkan Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ni golle tamamladı. İlk yarıdaki son 2 maçında kazanan timsah kendi rekorunu egale ederek 37 puanla devreye ikinci sıra tamamladı. Bursa sporlu Sercan'ım, timsah güneye iniyor. Devre arası kampı için Antalya'ya gidecek olan futbol şube sorumlusu Mestan'ın başkanlığındaki 45 kişilik kafile yarın öğle saatlerinde WOW Topkapı Palace Otel'de toplanacak.
10 gün kamp yapacak yeşil beyazlı ekip 6 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Heracles Almelo, 8 Ocak Cumartesi Alman ekibi Nürnberg ve 10 Ocak Pazartesi günü de Hollanda ekibi NAC Breda ile hazırlık maçları oynayacak. 12 Ocak Salı günü Bursa'ya dönecek olan yeşil beyazlar 15 Ocak Cuma günü ise Atatürk Stadı'nda saat 20'de oynanacak. Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayacak. Şimdi de Ozan Akanca, Sercan ve Volkan'da ısrar eden ancak olumsuz yanıt alan Galatasaray'ın bu kez Ozan İpek'i kadroya katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Evet, bu haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Kendimizi tutuyoruz. Bursa, Hürriyet Bursa'ya geçiyoruz. İkinci sorti, Sercan Yıldırım timsahın sezon sonu yeniden ipi göğüsleyeceğini iddia etti. Genç golcü Trabzon hep favori gösterildi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transferlerinden dolayı öyle. Ama biz sürpriz yapıp şampiyon olacağız. En iyisi şu an biziz. Bursa Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mesta'nın Bursa Spor TV'ye yaptığı açıklamalar, 2011 yılına dair vermiş olduğu mesajlar. Yazıcıyı ikna edin. Ozan İpek için ısrar ediyor. Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin'in Bursa Spor'un genç yıldızı Ozan İpek'i kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Denmiş Hürriyet Bursa'da da. Hemen Bursa Hayat Gazetesi'ne geçiyoruz. Bursa Hayat Gazetesi. Tek hedef Avrupa. Bursa Spor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım bu sezonda şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Bu haberi de sizlere aktarmıştık. Timsah yarın toplanıyor. Sezonun ilk yarısını 37 puanla ikinci sıra tamamlayan Yeşil Beyazlar 10 günlük Antalya kampında Heracles Almelo, Nürnberg ve NAC Breda takımlarıyla karşılaşacak. Demiş Hayat Gazetesi'nden de aktardık. Hızlıca geçiyoruz. Farklı haberleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Devreye 3 maçla hazırlanacak Galatasaray'ın Ozan İpek ısrarı. En iyisi bu. Mesut Mesta'nın açıklaması. Bursa Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Sayın Mesut Mesta'nın açıklaması. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu demişti. Sercan'ın hedefi Avrupa denmiş Kent Gazetesi'nde. Yeni Dönem Gazetesi'ne bakalım. Farklı bir haber var mı? Sercan'ın gözü Avrupa'da. Yeni Dönem spor sayfasını açıyoruz hemen. Önce şampiyonluk, sonra Avrupa. Farklı bir başlık. Sercan Yıldırım haberi için. Bursa Spor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım, yeşil beyaz takımla ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayıp futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi. Şimdi de Ozan'ı istiyorlar. Malum. Daha önceki gazetelerde de aktarmıştık. İstediğimiz parayı veren kimse olmadı. Bursa Spor basın sözcüsü Ferruh Nayman'ın açıklaması. Şimdilik en iyisi bu. Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan'ın Bursa Spor TV'ye yapmış olduğu açıklamalar. Bursa Spor yarın kampa girecek haberi. Yeni Dönem Gazetesi'nden de aktaracaklarımız böyleydi. Meydan Gazetesi'ne bakıyoruz. Sürmanşette Bursa'dan öte yer yok. Hakkındaki transfer haberlerinden rahatsız olduğunu dile getiren Sercan Yıldırım, ben Bursa Sporluyum, buradan gitme taraftarı değilim, gidersem Avrupa'da olur. Hemen spor sayfasını açıyoruz. Bir tek timsah, başarıya inanmayanların bile gözüne sokan Bursa Spor futboluyla da önde. Geçtiğimiz sezon Anadolu devrimini gerçekleştiren Bursa Spor yoluna bu sezonda emin adımlarla yürürken kendi oyun felsefesiyle rakiplerinin çok önünde. Hata üzerine oyun. Sivas Spor uygun yönetiminde zirveyi zorladı. Ne var ki sergilediği futbol, oynadığı sistem güzelliklerden uzaktı. Bir zamanlar Bursa Spor'da Gordon Min'in yaptığı yoldaydı. Kapanacaksın, yemeyeceksin, topu şişireceksin, rakibin hatasını yakaladın mı üstüne yatacaksın. İlk 5 garanti, gerisi Allah kerim. Soru işareti. Trabzonspor'da güneşin ellerinde bu sezon ligin zirvesinde 4 büyükten biri ya. Kimseyi yere göğe sığdıramıyor. Bir baytarın sergilediği futbol dışı hareketler hakem tarafından es geçiliyor. Güneşin gözleri kararıyor, görmüyor ve Trabzon'da rakibin hataları üzerine oyun kuruyor. Kendi futboluysa soru işareti. Şampiyonlar Ligi kulvarının ardından timsah yeniden her şeyiyle lige döndü.
Sağlam döneminde timsahın karnesi net oynadığı futbol ortada. Bu sezon oynanan Bursaspor Fenerbahçe maçına dikkat. Süper Lig'de böyle başka bir maç gösterilebilir mi? Futbol oynamak isteyen iki takım da inanılmaz mücadele ediyor. Bursaspor Anadolu devrimini gerçekleştirirken, Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken aynı zamanda Fair Play şampiyonluğuna da ulaştı. İnsanların kaçırdıkları bu "ben kazanayım da nasıl olursa olsun" sığ felsefesinin hiçbir zaman arkasında olmadığı sağlam Bursaspor Süper Lig adam gibi adam tek mi? Burada fotoğrafı koydukları yerde yazı kesinlikle gözükmüyor. Meydan Gazetesi'ni bu yazı için tebrik ediyoruz ama şu son paragrafı okuyamadık. Transfer haberleri hakkında rahatsızlığını dile getiren Sercan, "ben Bursasporluyum, buradan gitme taraftarı değilim, gidersem Avrupa olur" dedi. Galatasaray Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Ozan İpek'i kadroya katmak için girişimlere başladı. Bursaspor yarın toplanacak. Kutlama mesajı, Bursaspor Kulübü camianın yeni yılını kutladı denmiş. Meydan Gazetesi'nde geçiyoruz. Fanatik Gazetesi. Bursaspor'un aranan üçlüsü adeta. Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek. Son viraj. Volkan Şen için Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'yı ikna eden Galatasaray, Sercan Yıldırım için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılar bununla da yetinmiyor. Ozan İpek'in transferi için de girişimlere başladı. Evet. Bu sayfalarda bu üç futbolcu için alemci. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Hemen Bursaspor'la ilgili foto maçtan bir haber aktaralım. İbra Ozan'a kaydı. Bursaspor'dan Sercan ve Volkan için hayır yanıtı alan Galatasaray Ozan İpek'e yöneldi. İki haber birbirini tutmuyor İstanbul gazetelerinden. Hürriyet Habertürk Spor'a geçiyoruz. Habertürk Spor'da bakalım Bursaspor'la ilgili bir haber var mı? İlle de Avrupa, Sercan Yıldırım'ın açıklamaları. Bursaspor'un yıldızı Sercan Yıldırım 3 büyük İstanbul kulübünden birine gidecek söylentilerine set çekti. Genç futbolcu yeşil beyazlı takımda ikinci şampiyonluğu yaşayıp Avrupa'ya gitmek istediğini yineledi. Fanatik gazetesine göre de anlaşmışlar. Sercan Yıldırım'ın Uludağ'da yapmış olduğu açıklamalar böyle söylemiyor. İlle de Avrupa. Gösterdiği performansla iki sezondur Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi haline gelen Sercan Yıldırım, İstanbul'a gelmeyi aklının ucundan bile geçirmediğini, tek hedefinin Avrupa'nın iyi takımlarından birinde forma giymek olduğunu ifade etti. Yarın toplanıyorlar. Sercan Yıldırım bu sezon 23 maçta toplam 7 gol attı. Süper Lig'de 6 atan genç forvet Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol kaydetti. Parasız gelen şampiyonluk. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, yeşil beyazların parasız şekilde şampiyon olduğunu söyledi. Yıllar geçtikçe değeri çok daha iyi anlaşılacak bir başarıya imza attıklarını belirten Mestan, "çok şükür gelinen noktada borçsuz bir kulüp var ve şampiyonluğu parasız elde ettik" demiş. Sercan Yıldırım, Bursaspor'un futbolcusu, kendisi de bunu pek çok kez dile getirdi. Hala daha dile getiriyor. İkinci şampiyonluğu görüp Avrupa'ya gitmek istiyor. Sercan'ın gözü Avrupa'da. Haberi Hürriyet Spor'dan. Beşiktaş taraftarını Bursa'ya sokmayacağız. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı yönetim olarak kesin karar aldıklarını açıkladı. İnönü'nde çok sayıda Bursaspor taraftarı bıçaklandı. Bu nedenle birçok aile yeni yıla mutsuz girdi. Yazık değil mi, alınacak hiçbir galibiyet ve hiçbir futbol takımı insan canından önemli değildir. Bursa ya Beşiktaşların girmesi için çalışma yaptık ve bunu da girmemesi için çalışma yaptık ve bunu da İl İdare Kurulu'na bildirdik. Hürriyet Spor'dan da aktaracağımız haberler böyleydi. Evet, gazete turumuzun sonuna geldik. Bol bol transfer haberli bir gazete turu geçiremedik ama olsun. İsimler hep aynı. Bugünlük de gazete turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.